Roboski katliamı Ankara'nın karanlık mahzenlerinde kaybedildi. Kayboldu değil, kaybedildi. Hesabı sorulmak istenmedi. Oysa herkes her şeyi biliyordu. İçişleri Bakanlığı biliyordu. Milli Savunma Bakanlığı biliyordu. Cumhurbaşkanlığı makamı biliyor. MİT biliyor. Dönün bakın dosyalara, hepsinin bildiğini göreceksiniz. Ama bombalama emri verildi. Ve 34 insan paramparça idi. Kafa, kol, bacak, gövde, her biri bir yana savruldu. Kimisinin cesedi bile bulunamadı. Bir ufak poşet içinde annesine teslim edildi, babasına teslim edildi cenazeler. Bir ufak poşet için. Paramparça edilmişler. Niye kaza diyorlar? Mümkün mü? Niye hesap sorulmuyor? Niye her şey örtbas ediliyor? Orada sivillerin olma ihtimalini düşünemedik efendim diyorlar. Aldığımız istihbarat öyleydi efendim. Önemli bir kişinin onların içinde olduğunu, istihbaratını almıştık. Sizin için insan önemli değil, olmalı değil miydi? Orada sivillerin olacağını düşünmeli değil miydiniz? Orada çocukların, gençlerin olacağını düşünmeli değil mi? Bombayı atıyorsun, paramparça oluyor insanlar ve sonra pardon, hata yapmışız. Sen insanları değerli görseydin bu olmazdı. Değersiz görüldükleri için paramparça oldu. Tekrar söylüyorum. Değersiz görüldükleri için paramparça oldu. Değersiz görüldükleri için Kürt meselesi var. Değersiz görüldükleri için Kürt meselesi bitirilmiyor. Değersiz görüldükleri için insan hakları sorunları var. Eğri oturup doğru konuşalım. Mesele budur. Hak yerine iade edilmiyor. İnsan hakları ihlalleri umursanmıyor. Kürt meselesinde eşit ve adil bir çözüm bulunmak istenmiyor. Vur, kır, bombala, ateş et deniliyor ve sonuçta insanlar ölüyor. Peki bitti mi? Roboski katliamından sonra katliamlar, ölümler bitti mi? Aksine zırhlı araçların çarpması sonucu ölen çocuklar azaldı mı? Arttı. Faili meçhuldür denilen, ateşli silahlarla vurulan çocuklar bitti mi? Arttı. Değerli arkadaşlar, katliamlar unutulmaz. 11 yıl geçti. 1 yıl değil, 2 yıl değil, 10 yıl değil, 50 yıl değil, 100 yıl değil, 1000 yıl geçse katliamlar unutulmaz. Bunu herkes iyi bilsin. Katliamların hesabı da verilmiyor. Zaten katliamın hesabı verilmek istenmez. Üstü kapatılmak istenir. Her yerde, her zaman katliamların üstü kapatılmak istenir. Nerede? Niye hesap vermiyorsunuz? Devletin kayıtları herkesin her şeyi bildiğini gösteriyor. Bu benim sözüm değil, devletin kayıtları. Her birim her şeyi biliyordu. Ve fakat vur emri verildi. Hata yapma ihtimallerini düşünmediler. Hata diyor. Tamam, hata yapma ihtimalini düşündün mü? Şimdi bunun hesabını niye vermiyorsun o zaman? Değerli arkadaşlar, belki biz bunu bugün burada anıp geçeceğiz. Ama 11 yıldır unutmayan birileri var değil mi? Anneler var. Babalar var, abiler var, ablalar var, kardeşler var, akrabalar var. Her bir saniye yüreği yanan insanlar var. Ne diyeceksiniz bu insanlara? Unutursak kalbimiz kurusun diyen milyonlar var. Ne diyeceksiniz bu insanlara? Bir şey demek mümkün mü? Ey devlet yetkilileri! Ancak adaletle kalpler soğur. Ancak adaletle hesaplar sorulur. Adalet tecelli etmezse nasıl insanlar huzurlu olabilir? Nasıl susabilir? Mümkün mü? İşte biz
en sonunda şunu diyoruz. Türk meselesinin çözümü, insan hakları ihlallerinin çözümü savaşla, çatışmayla, kanla, gözyaşıyla, silahla olmaz. Bunu kim söylemişti ve maalesef ki bedelini ödemişti en son? Tahir Elçi, merhum. Dört ayaklı minareyi korurken bunu demişti. Bu kutsal meykanlarda kanla, gözyaşıyla, silahla, çatışmayla bir sonuç alınmaz, istemiyoruz demişti. Biz de yine aynı cümleleri tekrarlıyoruz. Bizim için sadece dört ayaklı minarenin dibi kutsal değil. İnsanın yaşadığı her yer kutsal. Çocukların, gençlerin vurulduğu, masumların vurulduğu her yer kutsal. Ve biz onların acı hatırasını kesinlikle unutamayız. Ben Halkların Demokratik Partisi adına buradayım ve bu katliamı şiddetle kınadığımızı, reddettiğimizi, kesinlikle kabul etmediğimizi ve sonuna kadar hesabını sormakta ısrarcı olduğumuzu tekrar şahsım ve partim adına deklare ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kurumlar adına söz almak isteyen temsilci arkadaş var mı? Peki. Basın açıklamamız burada sona ermiştir arkadaşlar. Katılımınız için hepinize teşekkür ederiz.